Zemzemin Eşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tane tane arpa şehriyeli çok güzel bir pirinç pilavı denedim. Daha önce Airfryer'da pirinç pilavını borcamda yapmıştım. Bu sefer usta şefinde yaptım ve gerçekten daha güzel sonuç aldığımı düşünüyorum. Sizlere tam tarif veriyorum ve hemen son halini gösterip yapım aşamasına geçiyorum. Airfryer'ın içerisindeki usta şefinin üzerine bir fincan arpa şehriyesi koyup üzerine bir miktar sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Arpa şehriyelerimi sıvı yağla kavuruyorum. Tereyağla köpük köpük olmasın diye. Hemen airfryer içerisine 200 derecede 10 dakikaya ayarlıyorum. 5 dakika sonucunda kontrol ettiğimde tamamen kızarmamıştı. 3 dakika kala yeteri sonucunu aldığımı düşünüyorum. Bu yüzden hemen yıkamış olduğum bir buçuk su bardağı pirinci de içerisine ilave ediyorum bir kaşıkla hemen karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü pirincimizi de birazcık kavurmamız gerekiyor. Kalan 3 dakikayı pirinç kavurmak için bıraktım. Pirincimi kavurduktan sonra böyle son halini gösteriyorum. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Ocakta yapmış olduğunuz gibi pirinci ben air da yaptım. Bu şekilde denedim. Gerçekten sonucundan da memnunum. Hemen air fryer'ın içerisine alıp bir yemek kaşığı tereyağı üzerine 300 mi su arkadaşlar yani e, bir buçu bire bir buçuktur ölçüm devamlı 300 mi su kaynar sıcak su ilave ediyorum görmüş olduğunuz gibi kaynar sıcak su olmasının nedeni air daha kolay pişmesi normalde ben pirincimi soğuk suyla yaparım varsa elinizde böyle bir kap kullanabilirsiniz kapak olarak çünkü buharında pişince daha yumuşak olacaktır bu sefer ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 20 dakikaya ayarladım 3 dakika kala hemen kontrol ettiğimde birazcık suyu vardı. 5 dakika daha yükselttim. Toplamda 25 dakikada pirinç pilavımı yapmış oldum arkadaşlar. 170 derecede 70, e, 25 dakika. Ve 25 dakikanın sonucunda tane tane çok güzel pirinç pirinç pilavı siz de görüyorsunuz. Gerçekten yumuşacık da olmuştu. Kesinlikle sert bir pirinç olmamıştı. Hemen böyle sizlere yakından ve son halini gösterip videomu da sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz dilerseniz hemen abone olabilirsiniz. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmından açıklayın. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.